Merhaba sevgili öğrenciler. 6. temamız etkin vatandaşlıkla yeniden birlikteyiz. İlk konumuz halka hizmet eden kurumlar. Sevgili öğrenciler, insanların hayatlarını sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesi için elbette ki temel ihtiyaçlarımızın karşılanması gerekmekte. Bizler eğitim ihtiyacımız için okula, sağlık sorunlarımızı gidermek için hastaneye gideriz. Ve bu temel ihtiyaçlarımızın karşılanmasında öncelikli olarak devletimiz sorumludur arkadaşlar. Bu ihtiyaçların karşılanması için resmi kurumlar vardır ve bu kurumlar bakanlıklara bağlı olarak çalışırlar. Örneğin eğitim ihtiyacımızı karşılayan bakanlık Milli Eğitim Bakanlığı, sağlık ihtiyacımızı Sağlık Bakanlığı, ulaşım ve haberleşme ihtiyacımızı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Güvenlik ihtiyacımızı İçişleri Bakanlığı ve temiz bir çevrede yaşama ihtiyacımızı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı karşılamaktadır arkadaşlar. İsterseniz bu resmi kurumlarımızı biraz daha yakından tanıyalım. İçişleri Bakanlığı ile başlayalım. İçişleri Bakanlığı arkadaşlar polis ataması yaparak, jandarma ve sahil güvenlik gibi kurumları idare ederek bizleri tehditlere karşı korurlar. Yani güvenliğimizi sağlarlar. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ise hava, su, gürültü gibi kirliliği önleyerek temiz bir çevrede yaşamamız için çalışmalar yapan resmi kurumumuzdur arkadaşlar. Gelelim Milli Eğitim Bakanlığı'na. Hepinizin bildiği gibi Milli Eğitim Bakanlığı okullar, derslikler ve kurslar açarak ve öğretmen atamaları yaparak sizlerin eğitim ihtiyaçlarını karşılayan resmi kurumumuzdur. Sağlık Bakanlığı'na gelince, Sağlık Bakanlığı yine hastaneler, sağlık ocakları açarak, doktor ve hemşire atamaları yaparak vatandaşların sağlık ile ilgili sorunlarını çözen, bu konuyla ilgili ihtiyaçlarını karşılayan resmi kurumumuzdur. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ise ulaştırma, denizcilik, haberleşme ve posta iş ve hizmetlerinin geliştirilmesi, kurulması ve işletilmesi konusunda çalışmalar yapmaktadır. Ancak arkadaşlar toplumun tüm ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılanması mümkün olmayabilir. İnsanlar toplumun çeşitli sorunlarını çözmek ve bir takım ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bir araya gelerek bazı sosyal kuruluşlar oluştururlar. Yardımlaşma, dayanışma ve işbirliği içinde hareket ederek toplum yararına hizmet eden bu kuruluşlara biz sivil toplum kuruluşları diyoruz. Ve sivil toplum kuruluşları bu konuda devlete destek sunmaktadır. Farklı alanlarda birçok sivil toplum örgütü bulunmaktadır ülkemizde. Bu da ülkemizde sosyal yardımlaşma ve dayanışmaya ne kadar önem verildiğinin bir göstergesidir. Yine de bazılarına örnek verecek olursak, örneğin eğitim alanında Darüşşafaka Cemiyeti'ni, TEGV yani Türk Eğitim Gönülleri Vakfı'nı, AÇEV'i yani Anne Çocuk Eğitim Vakfı'nı, MEV Milli Eğitim Vakfı'nı ya da TEV Türk Eğitim Vakfı'nı örnek verebiliriz. Sağlık alanında çalışmalarını yürüten sivil toplum kuruluşlarına LÖSEV'i, Türk Kalp Vakfı'nı, Türk Diyabet Vakfı'nı, Yeşilay ve Kızılay'ı örnek gösterebiliriz arkadaşlar. Yine güvenlik alanında AKUT'u, İnsan Hakları ile ilgili Davro ve Ceza Başkanlığı'nı ve çevre alanında çok iyi bildiğiniz TEMA, onun dışında ÇEKÜL, Çevreyi ve Kültürel Varlıkları Koruma Vakfı, ÇEVKO, Çevreyi Koruma Vakfı ya da DOÇEV, Doğayı ve Çevreyi Koruma Vakfı'nı örnek verebiliriz. Dilerseniz bunların bazılarını biraz daha yakından tanıyalım. Darüşşafaka eğitim kurumları ile başlayalım. Arkadaşlar Darüşşafaka kuruluşu çok eski dönemlere dayanan bir sivil toplum kuruluşu. 1863 yılından bu yana hizmet sunmaktadır. Kelime anlamı şefkat yuvasıdır. Darüşşafaka Cemiyeti annesi veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, yetenekli öğrencilere karşılıksız eğitim olanağı sağlamak amacıyla kurulmuştur arkadaşlar. Darülceza Başkanlığı ise bakıma muhtaç, yaşlı, engelli insanlara ve kimsesiz çocuklara yardım elini uzatır. O da yine kuruluşu eskilere dayanan bir sivil toplum kuruluşumuzdur. Gelelim sizlerin de çok yakından tanıdığı ve çevre alanında çalışmalar yapan TEMA'ya, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı'na yani. Arkadaşlar insanlara
Çevreyle ilgili hizmet sunan en önemli sivil toplum kuruluşlarından bir tanesi TEMA bildiğiniz gibi. Ülkemizin en önemli çevre sorunlarından biri olan erozyonla mücadele etmek için ağaçlandırma kampanyaları düzenler. Vatandaşları erozyonla mücadele konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapar ve bu şekilde tarım alanlarımızı, ormanlarımızı, meralarımızı koruyarak erozyonu ve çölleşmeyi önlemeye çalışır TEMA. Gelelim Yeşilay'a. Yeşilay, sağlık alanında hizmet veren sivil toplum kuruluşlarımızdan bir tanesi. Genellikle sigara, içki ve alkol gibi bağımlılık yapan maddelerin zararlı etkilerine karşı insanları korumaya ve bilinçlendirmeye çalışır. Gelelim Kızılay'a. Arkadaşlar, Kızılay, eski ismi bu arada Hilali Ahmer Cemiyeti'dir. Yine 1868 yılından bu yana varlığını sürdüren bir kurumumuzdur Kızılay. Türk Kızılay'ına Kızılay adını Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk vermiştir arkadaşlar. Aslında ilk kuruluş amacı genelde savaşlarda Osmanlı dönemlerinde yaralı askerlere yardım amacıyla kurulmuştu. Ama günümüzde hala farklı alanlarda da aktif bir şekilde çalışmaktadır. Doğal afetlerde yardıma muhtaç olanlara yiyecek ve gıda yardımı yapar. Bunun yanında barınma, giyecek ve en önemlisi kan ihtiyacını da karşılar Kızılay arkadaşlar. Gelelim sağlık alanında hizmet veren diğer bir önemli kuruluşlarımızdan bir tanesine LÖSEV. LÖSEV yine bildiğiniz gibi lösemili ve kan hastası çocukların sağlık ve eğitim başta olmak üzere her türlü ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalar sürdürmeye devam etmektedir. Yine sağlık alanında Türk Kalp Vakfı'ndan bahsedebiliriz. Kalp ve damar hastalıkları konusunda farkındalık yaratmaya çalışır. Ölümlerin asgariye indirilmesi yolunda insanlarımızı motive ederek bilinçlendirmeye çalışan bir sivil toplum kuruluşudur arkadaşlar. Şimdi dilerseniz resmi kurumlarla sivil toplum kuruluşlarını biraz karşılaştıralım. Resmi kurumlar az önce de söylediğimiz gibi devlet tarafından halkın eğitim, sağlık, çevre gibi temel ihtiyaçlarını karşılayan resmi kurumlardır arkadaşlar. Sivil toplum kuruluşları ise yine onlar da tabii ki insanların temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulmuşlardır. Yalnız kar amacı olmadan gönüllü insanların yaptıkları bağışlarla hizmeti vermektelerdir arkadaşlar. Örneğin vakıflar, dernekler. Resmi kurumlarda ve sivil toplum kuruluşlarının farklarına baktığımız zaman resmi kurumlar devlet tarafından kurulurken sivil toplum kuruluşları gönüllü bireyler tarafından kurulmuşlardır. Resmi kurumda çalışanlar maaş alırlar. Fakat sivil toplum kuruluşlarında çalışanlar maaş almazlar. Resmi kurumun giderlerini devlet karşılarken STK'ların giderlerini gönüllü insanların yaptıkları bağışlarla karşılanır. Resmi kurumların çalışma saatleri bellidir. Fakat sivil toplum kuruluşlarında belli bir çalışma saati yoktur arkadaşlar. Her ne kadar farklılıkları olsa da en önemli ortak yanları aslında insanlara hizmet sunmalarıdır. Ve yasalara uygun çalışırlar. İnsanların ve toplumun ihtiyaçlarını karşılarlar ve aralarında işbirliği ve iş bölümü vardır arkadaşlar. Gelelim yaşadığım yer ve yönetimi konumuza. Burada devletimizin yönetim birimlerinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Sevgili öğrenciler, devletimiz ülkenin daha iyi idare edilmesi açısından yönetim birimlerini ikiye ayırmaktadır. Merkeze bağlı yönetim ve yerel yönetim. Merkeze bağlı yönetim ikiye ayrılır. Valilikler ve kaymakamlıklar. Valilikler il yönetimini, kaymakamlıklar ise ilçe yönetimini kapsamaktadır. Yerel yönetim ise muhtarlıklar ve belediyelerdir arkadaşlar. Mahalle ve köy yönetimi, muhtarlıklar, belediyeler ise il, ilçe, belde yönetimini kapsamaktadır. Merkezi yönetim merkezden yani başkentimizden Ankara'dan yapılan yönetimdir. Yerel yönetim ise il ve ilçeden yerel yönetimin temsilcileri aracılığıyla yapılır arkadaşlar. Yani onları biz belirleriz. İl yönetimi başlayalım. İlin başında vali bulunur. Yani ildeki en yetkili kişi validir. Ve valiler atama yoluyla iş başına gelirler. Yani onları biz seçmeyiz. Valiliğe bağlı bazı kurumlar, Milli Eğitim Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü,
Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nü ya da Tarım Müdürlüğü'nü örnek verebiliriz. Valinin belli başlı görevleri ise halkın huzur içinde yaşamasını sağlamak, sağlık, eğitim, öğretim faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak, halkın sorunlarını dinlemek, çözüm aramaya çalışmak ve ilin tanıtılması ve kalkınması için çalışmalar yürütmektir. İlçe yönetimine bakalım. Kaymakamlar da atama yoluyla iş başına gelirler. Yani onları da biz seçmeyiz, biz belirlemeyiz. Kaymakam ilçedeki en yetkili kişidir ve valiye bağlı olarak çalışırlar. İlçedeki resmi kurum ve kuruluşların bütün çalışmalarını kaymakamlar takip ederler ve kurumlar arasında ilçedeki işbirliği sağlarlar. Şimdi dilerseniz belediye başkanının görevlerine bakalım. Arkadaşlar, belediye başkanı il, ilçe ve beldelerde bulunurlar. Buralarda görevliler belediye başkanlarıdır ve belediye başkanları halkın oylarıyla yani seçimle iş başına gelirler. Belediye başkanlarının belli başlı görevleri: yol, su, kanalizasyon gibi altyapı çalışmalarının yapılması, çöplerin toplanması ve çevre temizliğinin yapılması, toplu taşıma hizmetlerinin sunulması ve kültürel ve sanatsal faaliyetlere destek verilmesini örnek gösterebiliriz. Gelelim köylerimizde ve mahallelerimizde bulunan muhtarın görevlerine. Köy ve mahallelerin yöneticisi muhtardır arkadaşlar. Halkın oylarıyla yani seçimle iş başına gelirler. Yani muhtarımızı biz belirleriz. Muhtarların belli başlı görevleri ise seçim zamanında seçmen kağıtlarını dağıtmak, okula gitme yaşı gelen çocukları tespit etmek, nüfus kayıt işlemlerinin yapılmasını sağlamak ya da köy ya da mahalleye ait ihtiyaç ya da talepleri kaymakama bildirmeyi örnek gösterebiliriz. Arkadaşlar, temamıza bir sonraki ders temel haklarımız konumuzla devam edeceğiz. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle.